Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Müslümanların çok Çok güzel bir itibar ayet. etmesi gereken bir ayet. Siz onları dışarıdan bir bütünlük içinde yeknesak görürsünüz. Ama onların içerisinde öyle fitne fezanları Ya. kaynar ki, onlar birbirleriyle öyle çok uğraşırlar ki, bizim Allah'ımız var derken Erdoğan, Ha, ona gelelim. Ya onların doları varsa bizim de Allah'ımız var dedi. Bunu o kadar çarpıttılar. Hatta Cumhuriyet Gazetesi, 5. kol dediniz ya. Cumhuriyet Gazetesi bunu İngilizceye çevirmiş. Hayatında İngilizce tweet atmayan Cumhuriyet Gazetesi bu lafla dalga geçilsin diye, birilerine ulaşsın diye İngilizce tweet attı bunu. Evet, bizim Allah'ımız var elhamdülillah. Biz Müslümanız. Allah bu dünyayı, kainatı, insanları yaratıp bırakmış, artık hiç gücünü, kudretini kullanmıyor değil. O mümince bir yaklaşım değil. Yani insanlar evet imanı hak ederler veya hak etmezler. Yani mesela kimisi ben niye inanmıyorum o zaman diyor. İnanmayı hak etmiyorsun. Sen kağıdını boş vermişsin. Öğretmen sana nasıl geçer not versin? Sen Cenab-ı Hakk'a karşı bir büyüklük taslıyorsun. Bizim Allah'ımız var. Ben bir fizik öğretmeniyim. Hep bu misalleri veriyorum. Şimdi gözün görmesi nasıl oluyor? Evet. Göz ince kenarlı mercektir. Bütün ince kenarlı mercekler merkezin dışındaki cisimlerin görüntülerini ters ve küçük verirler. Gözde sarı leke üzerinde bütün cisimlerin görüntüleri ters ve nokta şeklinde küçücük. Zaten sarı leke dediğiniz küçücük bir İşte nokta yani. bilmeyenler olabilir. Sayın Gülerce'nin fizik öğretmeni olduğunu söyleyelim aynı zamanda. Hatta benim dönemimde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde ikili bölümler vardı. Fizik matematikte. Şimdi nasıl bilmiyorum. Biz ikisinden de kredi almak zorundaydık. Ben asıl itibariyle matematiği çok sevdiğim için mesela 100 kredinin 60 kredisini fizik aldım. Alabileceğim en yüksek kredi en fazla 40 krediydi. Matematikten de 40 kredi ders aldım yani. Yani yarıdan biraz fazla fizikçi, biraz altı Matematikçi, evet. matematikçi. İyi ki fiziği seçmişim tabii. Şimdi kainat ve hayatı anlamada fizik çok müthiş bir şey. Mesela güneş ışığı, beyaz ışık. Hep yıllarca beyaz ışık bulmuşlar. Ta ki bir fizikçi karşısına bir prizma tutuncaya kadar. Prizmayı tutmuş bir de perdeye baksın ki kırmızıdan mora kadar bir tayf meydana geliyor. Kim biliyor beyaz ışığın içerisinde bütün renklerin olduğunu? Beyaz ışığın içinde kaç renk var? Daha sonra ışığın dalga boyu bulundu. Mikron mesabesinde kaç tane sarı var? Sonsuz dalga boyunun küçüklüğü kadar sarı renk var. Milyarlarca renk var. Hepsi güneş ışığının içerisinde. Gözü en az rahatsız eden ışık beyaz ışık. Hocam keşke bizim de lisede, ortaokulda böyle anlatsalardı fiziği ya. Şimdi bakınız, O kadar ben kötü şeyi anlattılar ki bize. anlatıyordum hep. Tam ince kenarlı mercekleri işlerken, işte cisim buradayken, odakla mercek arasındayken, odaktayken, odakla merkez arası, merkezin dışındayken görüntü. Orada bir bağ saç. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bana lütfettiği öğretmenlikte bir dakikalık, 2 dakikalık mesaj verme sorumluluğum var benim. Bir mümin olarak. Çünkü ateistler, inançsızlar, aileler özellikle çocuklarına bunu empoze ediyorlar. Allah yok diye empoze. Ben de fizik dersinde oh en müsbet ilim fizik Evet. ilimlerden bir tanesi. Arkadaşlar şimdi size soru. Gördünüz ince kenarlı mercekte cismin görüntüsü hep ters küçük çıkıyor. Sarı lekede de öyle çıkıyor. Niye biz ters görmüyoruz? Buna bir cevap verilmesi lazım. Biz cisimleri ters görmüyoruz. İyi ama hocam görüntü merkezine sarı leke ters düşüyor, küçük düşüyor. Bulmuşlar tıpla uğraşanlar. Beyinde görme merkezi var. Düzeltiyor ve büyütüyor. Bir dakika arkadaşlar. Allah Ben Allah. fizik olarak bunu kabul etmiyorum. Niye? Çünkü optiğe göre bir görüntünün düzeltilmesi ve büyütülmesi başka bir optik sistemi gerektirir. Mercek sistemini. Beyinde var mı böyle bir şey? Var mı? Yok. Yok. Et parçası, sinirler var, kan var, damarlar var. Ya bu beyin çıkarıp yasak masaya koysak bir et parçası değil mi? Evet. Evet. Nasıl yapıyor bu işi? Beyinde görme merkezi var. Bu kadar da değil diyorum. Şimdi artık geçiyorum. Bu kabiliyeti beyne veren Allah'tır. Kalp durmadan
Motor gibi çalışıyor. Ne gerekir? Enerji gerekir. Var mı kalbi çalıştıran bir trafo var? Ana trafo var, bir de trafocuklar var. Ritim bozukluğu yaşadığım için öğrendim. Nerede hocam onlar? Nereden geliyor bu elektrik trafoya? Biyoelektrik var. Hücrede artı eksi kutup görevini gören parçacıklar var. Et parçası ama ya. Elementler yani, başka şimdi isimler aklıma gelmedi. Sen uyurken, yatarken kalbin trafosu elektrik üretiyor. O elektrikle de sen uyurken motor çalışıyor, kalp çalışıyor, senelerce çalışıyor. Sürtünme, sürtünme yok. Halbuki sürtünmesiz hareket olmaz fizikte. Genel kural kaide bu. Nasıl oluyor bu? Şimdi göze gelelim. Sadece beyindeki görme merkezi düzeltip büyütmüyor ki, devamı var. Bir de yorum yapıyor. Diyor ki bak, bu gördüğün düşmandır. Dikkatli evet. ol. Bu dostundur. Dikkatli ol. Oradan ruh devreye giriyor. Bir master yapan arkadaşa sormuştum psikolojide. Ya bu ruh devreye nasıl giriyor dedim. Ne dedi? Şu anda herkes bunun üstünde çatışıyor. Ya ruh devreye giriyor. Nasıl, ruh nedir? Ayette bilemezsiniz diyor. Mesela bu şeylere biz dev gençlerle çapata tartışırken her şeyi maddeye bağlıyorlardı. Yarım kilo sevgi ver diyordum, apışıp kalıyordu. Yarım kilo sevgi. Ya bir kilo sevgi versene. Sevgi ne? Anne kendi varlığını evladı için neden feda ediyor? Ya bir izah getirin ya. Kendi maddi varlığı önemli. Deizmin, ateizmin bu kadar hızla yükseldiği bir ruh dönemde devreye bunları giriyor ve diyor ki güzel. Bu dostumdur, tebessüm et, güzel şeyler söyle. Ve bunlar saniyenin onda biri, elde biri, o kadar hızlı oluyor ki yani. İnsan bir de orada refleks devreye giriyor. Senin istemin dışında ve iyi ki giriyor. Bir yeri tutunuveriyorsun hemen. Ya beyinde 8-10 sene oluyorum. Bir bez daha var. Bezlerle insanoğlu denge kuruyor. Denge merkezi neresi? Beyincik. Nasıl yapıyor ya? Atletizm müsabakaları var şimdi Avrupa'da. Adamlar ne hareketleri yapıyorlar. Küçücük bir beyincik. Bezler var. Beyni kontrol ediyor. Beyin ölümü gerçekleşmesin diye bütün devreleri kapatan bez var. Sadece beyin çalışsın diye. Kalpli beyne kan gönderiyor. En son bulduklarından biri, hücre zarında sensör var. Araba yaklaşırken duvara, arabaya ötüyor ya. Evet. Tehlike geldiği zaman hücre zarı haber veriyor hücreye. Sensör var. Hangi birini anlatayım? Dünyanın güneş etrafında, geçen anlattık tutulmayla, elips yörüngede dönüyor. Güneşe yaklaştıkça hızlanıyor, uzaklaştıkça yavaşlıyor. Ya hızın bu şekilde değişimini sağlayan bir kuvvet sistemi, denge sistemi olması lazım. Sabah iki arkadaşla konuşuyorduk gemide. Bu tür şeyleri açtık da insanoğlu dedim çok cesur ya. Cahil dedim, cesur. Vallahi olur. Cahil cesaret. Çünkü dedim dünyada yaşıyoruz, duruyor zannediyoruz. Ya mağma tabakası var altımızda. Fokur fokur kaynayan binlerce derece sıcak. Onun üstünde oturuyoruz. Yok ya hocam. Yanardağlar patlayınca o çıkan ne? Demek ki onun üstünde oturuyoruz. Boşlukta döne döne güneşin etrafında geziyoruz. Bir tane kuyruklu yıldız çarpsa ne Amerika'nın atom bombası yeter, ne falanın ne filanın. Cesarete bak, yatıp uyuyoruz ya. Deprem olunca bazen uyanıyoruz değil mi? Vay, bu nereden çıktı ya? Yatıp bak demek toprak yarılabiliyormuş. Ayette var, dağları biz temel yaptık diyor. Bir de mesela şu sıra dağlar, bu sıra dağlar. Gelişi güzel serpiştirilmemiş ki. Temelleri mağma tabakasının yoğunluğuna göre. Dünyanın mesela çok hoştu o. Fizikte birinci sınıfta anlatırken manyetizmayı anlatıyoruz. Dünyanın bütün her noktası bir mıknatıslık alanı içindedir. Nereden biliyorsunuz? Dünyanın neresine giderseniz gidin pusula iğnesi sapar. Pusula iğnesi nerede sapar? Manyetik alanda sapar. Demek dünyanın her noktasında bir manyetik alan var. Ya bütün dünyanın yüzeyini düşün. Bunu mıknatıslamak kolay değil ya. Dünyanın her noktasında neden bir mıknatıslık var? Fizikçiler ne diyor biliyor musunuz? Ne diyorlar? Mağmanın hareketlerinden dolayı olmuş olabilir. Daha cevabı yok. Tahmin var. Daha bu. Zaten fizik, müsbet ilimler şu. Sen buldukça yeni bir şey daha bulma mecburiyetinde kalıyorsun.
Nanoteknolojiyi buluyorsun, başka bir şey çıkacak. Allah var. Siz inkar da etseniz bizim Allah'ımız var. Tayyip Bey onu şunun için söyledi. Ne oyun kurarlarsa kursunlar, ayette var. Tuzak kurumların en hayırlısı Allah. En hayırlısı Cenab-ı Hak. Şimdi Cenab-ı Hak bunu müminlere hatırlatıyor. Biz onun için Allah'ımız var diyoruz bizim. Bedir'de ayette çok açık. Biz ordularımızla size yardım ettik diyor. Çanakkale'de anlatılıyor bu. Preveze'de rüzgar ters döndü deniyor. Düşman tarafına bir anda yağmur yağıyor. Atları çamura kuma saplanıyor. Allah var. Ha, 15 size... Temmuz gecesini düşünün. Ya kim düşünürdü böyle bir şey olacağını? Nereden böyle yani hani, ayağa kalktı? Hadi geçmişi bırakalım 2 sene önce. Ha. Şimdi onlar inkar ediyorlar. Ayette onlar da anlatılıyor. Hesaba çekildiklerinde diyor. Onlar sizin gözünüzün içine bakacaklar. Biz onlara diyeceğiz. Biz size dedik Allah var diye. Siz inkar ettiniz. Ne kazandınız? Elinize ne geçti? Onun için ben geçen bir tweet attım. Şimdi bu inkarcılar var ya, ikide bir kabadayılık yapıyorlar. Hesap günü yok diyorlar. Ölümden korkmuyorum diyorlar. Anlamadım. Ölümden en çok sen korkuyorsun. İsmini vermek istemiyorum. Türkiye'de çok bilinen birisi ve müsbet ilimle uğraşmış, siyasetçi de olmuş. O kadar kopya vereyim. Vefatından kısa bir süre önce onunla son yapılan bir röportaj var. Orada şunu söylüyor. Ölümden çok korkuyorum. Sen ölümden korkmasan da biz inanıyoruz hesaba çekileceksin. Ve sizin haliniz, psikolojiniz ayetlerde o kadar güzel anlatılıyor ki. Sorulacak onlara. Size bunu tebliğ eden peygamberler gelmedi mi? Geldi. Siz o zaman inkar ettiniz. Ve göreceksiniz bizim Allah'ımız var. Nasıl 15 Temmuz'da Rabbimiz bize yardım ettiyse, sizin bütün planlarınızı bozduysa, sonra Amerika bakın daha dünkü devlettir. Bu dünya ne devletler gördü, ne büyük İskenderler. Amerika 50 yıldır süper güç. Türkiye, Osmanlı 300 yıl süper güç olarak kaldı. Güçlerine güvenmesinler.